Trabzon'da kontak çalıştırmayacağız diyor örneğin sürücüler. Akaryakıt zammı Türkiye'nin dört bir yanına kasıp kavuruyor ve daha da korkutucu olan cümle bu daha başlangıç beyanları. Uzmanlardan geliyor efendim. Kontak kapattıran zam artık görüntülerde, tarihe bakın nasıl kaydedildi. Oyna oyna. Müziği son ses açtı. Bir elinde boş bidonla dans etti. Görüntü akaryakıta gelen zam sonrası Trabzon'da kaydedildi. Seçimlerin ardından akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Akaryakıttan alınan ÖTV'ye 5 lira zam geldi. ÖTV zammı benzin ve motorun fiyatlarını 6 lira arttırdı. 1400 liraya doluyordu. Şu an yaklaşık olarak 1900-2000 liranın üzerine doluyor. Yansıyan zamlar sonrasında motorin 31.69 lira, kurşunsuz benzin ise 33.99 lira oldu. Akaryakıtın fiyatı artık kuruş kuruş değil lira lira artıyor. Zamma karşı herkesin tepkisi de farklı oluyor. Böyle tepki gösteren de var, kontak kapatacak olan da. Şok olduk. Birçoğumuz, bu benim mesela son aracı yıkamam. Temizliyorum, garaja çekeceğim, daha kullanmayacağım. Kullanamam çünkü. Aracım zaten yakan bir araç. Garaja çekeceğim, motor almayı düşünüyorum. Az yaktığından dolayı. Son kez benzin alıp depo tükenince kilitleyecek kapıyı. Sürücülerin pek çoğu aynı görüşte. Bak seyret, 1 milyar yakıt parası gözüme. Ben ne alacağım? Dolu çocuğum ne yiyecek benim? Biz eve ekmek yatırmayalım mı? İşin bir boyutu daha var. Sadece şimdi özel araç kullanan arkadaşlar değil, o piyasaya da etkileyecek sonuçta. Çünkü aldığımız tüm ürünlere şu anda olduğu gibi eşeğe zam gelecek şu anda. Ortalama %25-%40 arası. Kaşıkla verdiler, kepçeyle aldılar misali. Emekliye, memura verilen zam hesaba yatmadan buhar oldu. Zamların ardı arkası ne zaman kesilecek onu da kimse bilmiyor. Yani aldığımız akaryakıta. Yani bunun ne zaman sonu gelecek, ne zaman arkası gelecek bunu bilmiyoruz yani. Tabelamız aslında dayanışması. Millete oy için para dağıtırken hiç deprem demiyordunuz demiş Hüseyin Bey. Öyle okuyor. Seçim ekonomisinin etkileri bu. Depremin etkisi değil diyor. Zamlara karşı vatandaşın dayanma gücü kaldı mı peki? Yani aslında dayanışmasını, tamam söz, ruhu okşuyor, güzel. Vatandaşın zaten dayanışma göstermediği herhangi bir milli mesele yoktur. Vatandaş gerektiğinde nasıl bir araya geleceğini çok iyi bilir. Ama buna asrın dayanışmasını gösterecek mali gücü kaldı mı? Sıkabilecek herhangi bir yeri kaldı mı? Yok. Evet diyen %19, hayır diyen %81 ile vatandaşta sözcü izleyicileri de zamlara karşı vatandaşın dayanma gücü kalmadı diyor. %19 biraz daha var demek istiyor galiba. Şimdi devam edeceğiz. Yanda da sadece Trabzon'da değil, İzmir'de de benzer eylemler vardı. Orada polis müdahalesi de geldi. Kamyoncular iş bırakıp tam olarak neye itiraz edilecekse ona itiraz ettiler. Hayatlarını onların da doğrudan etkiledi çünkü. Akaryakıt zammını protesto etmek için iş bıraktılar. Sloganlarla ÖTV artışına tepki gösterdiler. İzmir'de lojistik ve nakliye firmalarına bağlı çalışan kamyoncular akaryakıt zamlarına böyle ses yükseltti. Son akaryakıt zamları sonrasında geçinemeyecek ve giderleri karşılayamayacak hale gelen kamyoncular iş bıraktı. İzmir Işıkkent'teki kara nakliyeciler sitesinde nakliye firmalarına bağlı çalışan kamyoncular site içinde sloganlar atmaya başladı. Bir grup iş bırakmak istedi, diğerleri karşı çıktı. Anlaşmazlık tartışmaya dönüştü. İzinsiz yapılan eyleme İzmir Emniyeti Çevik Kuvvet ekipleri müdahale etti. Eylem yapan kamyoncular olaysız dağıldı.